Yerli otomobil, Cumhuriyet tarihi boyunca dillendirilen ve zaman zaman çabalar sarf edilen bir süreç olmuştur. Türkiye'nin üretim ekonomisi modeline geçmesiyle bu ideal ete kemiğe bürünmüştür. Ancak AK Parti iktidarlarının önceki yıllarda da bu durumu gerçekleştirme adına girişimlerde bulunduğu bir gerçektir. Geçen akşam Sayın Koç'a onu dedim. Artık soyadınız gibi bir markayla şurada biz yerli otomobilimizi üretelim. Ve dünyaya diyelim ki bak bu da artık bizim otomobilimiz. Bunu sunalım. Bunu başaralım. Hani hepsi böyle burada montajı yapılan otomobiller olmasın. Şu anda otomotiv sektörünün içerisinde olan işte babalar burada. Bu işi halledelim. O günlerde başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözleri salonda derin bir sessizlikle karşılanıyordu. Patronlar Kulübü TÜSİAD, başbakanın bu sözlerine karşı sükut ikrardan gelir babından bir tavır mı sergilemişti, yoksa milyon dolarlık anlaşmalarımız var kardeşim yaklaşımıyla duymamazlıktan mı gelmişti bilemiyoruz. Ancak saman alevi gibi başlatılan bu tartışma gündemin baş döndürücü bir hızla değiştiği ülkemizde yerini Tunus ve Mısır'da başlayan Arap Baharı isyanına bırakıyordu. Her ne kadar bu çıkış daha önce de dile getirilmiş, hatta numuneler bile yapılmışsa da Türk sanayinin konuyu ciddi anlamda ele almayışı hiç sorgulanmadı. Oysa Türkiye son yıllarda üretim alanında zincirlerini kırdığı bir yola girmişti. Ayrıca ülkemizde birçok markanın montajı yapılmaktaydı. Ancak gelin görün ki iş dünyası her şeye rağmen yerli ve milli bir otomobil markası fikrini göze alamamıştı. Bu göze alamayışta tek sorun kar kaygısı mıydı bilemiyoruz. Bize göre Türkiye'nin kendi markasını ortaya çıkarması, sahip olduğu potansiyeli göstermesi açısından oldukça önemlidir. Aynı zamanda girişimci ruh ve azmi de gösterecek bir süreçtir. Ancak Erdoğan bu noktadan da geri adım atmayacaktı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle gelişen yeni süreçte yerli ve milli otomobil projesi de hayata geçecekti. Hem de aranan baba yiğitlerin gayretleriyle. Fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu bir otomobil hedefiyle Anadolu Arslanları bir araya geldiler. Bu noktada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de bu devasa projeye destek verdi. Böylece 25 Haziran 2018'de kısa adı TOG olan Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu. Girişim Türkiye'de elektrikli ve bağlantılı yeni nesil otomobiller geliştirip bu otomobilleri öncelikle milletimizin sonrasında da dünya piyasasının hizmetine sunmayı hedefliyor. Tabidir ki elektrikli otomobillerin oluşturacağı yeni ekosistem zararlı emisyonları sıfırlayarak çevreye verilen zararı da en alt düzeye indirmiş olacak. Türkiye'nin otomobilinin prototipleri 27 Aralık 2019'da yapılan muhteşem bir tanıtımla milletimizin ve tüm dünyanın beğenisine sunuldu. Bu gerçekten de ülkemiz adına tarihi günlerden biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada yaptığı konuşmada buna değinmiş ve gelecek için ne derece önemli bir hamle olduğunu vurgulamıştı. Ancak ilginçtir, işte tam bu noktada kendini muhalif gören ya da muhalefet ettiğini zanneden bir takım kişi ve gruplar özellikle sosyal medya üzerinden saldırılara ve karalamalara başladılar. Bu hayret verici bir durumdu. Eminiz dünyada ülkesinin başarıları karşısında çatlayan, üzülen, kahrolan ve hasetleri nedeniyle hastanelik olan ham kafalar sadece bizim ülkemizde var. Prototipleri yerden yere vuranlar da vardı, bunların başka markalar için yapıldığı ve beğenilmediğini söyleyenler de. Bu karalama kampanyası öyle bir boyut aldı ki fikri ve sınai haklar nedir türünden tartışmalar bile çıktı. Ancak gelin görün ki bu kara cahil güruha bir şey anlatmak deveye hendek atlatmaktan da zordu. Zaten aklı selim sahipleri de bu kara cahil güruhu kendi haline bırakmayı yeğledi. Tanıtım toplantısında bir güzel haber de Bursa'ya verildi. Yerli ve milli otomobiller Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak fabrikada üretilecekti. Bu noktada da vakit kaybetmeden çalışmalar başlatıldı.
Türkiye'nin otomobili 2022 yılı son aylarında C segmentinde bir SUV olarak yollara çıkacak ve 2030 yılına kadar 5 farklı tipte araç üretimi yapılacak. Bu projenin 2022 yılından itibaren 15 yıl içinde gayri safi milli hasılaya toplam 50 milyar euro, cari açığın kapatılmasına da 7 milyar euro katkıda bulunması bekleniyor. Yine 5000'i doğrudan olmak üzere 20.000'in üzerinde kişiye iş imkanı sağlanması bekleniyor. Bu noktada şunu belirtmekte fayda olacak. Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin bataryaları da yine Türkiye'de üretilecek. Yine teknoloji gelişimi sağlanıp istihdama yönelik hamleler yapılacak. Türkiye'nin küresel bir güç olarak yerini almaya hazırlandığı dönemlere girildiği günlerde üretime yönelmiş, işsizliği azaltmayı hedefleyen, üretmeyi ve gelişmeyi teşvik edecek bir ekonomi modelinin uygulamaya alınması da oldukça önem arz etmektedir. Faiz lobilerine, spekülatörlere, üretmeden kazanmayı adet haline getirmiş kan emicilere, milletimizin alın terini yedirmek yerine üreten ve üreterek kalkınan bir Türkiye için mücadele etmek bizce en doğrusu. Bu nedenle Türkiye'nin dirayetli bir liderliğe, girişimci ruhu yansıtacak cesur iş adamlarına, çalışana ve üreten bir iş dünyasına sahip olması çok önemli.